Bundan bir hafta evvel o hücrede oturmuş iken selli belli kelle kulaklı bir tane evlat sahabi gelip diri girdim arkadaşlar araya yerine tamatı almaya özümü pislerim. Bu pezevenge ne cevap veresin? Şöyle bakın. Bu cevaplık değil. Bu namussuzluk değil. Bu ahlaksızlık değil. Sen eğer alan ise özü arvatlarını arayan el çoksun. O arvatta da eğer ahlak var ise, haysiyet ve şeref var ise, sen dayananda özünü ne çok hissetmedin? Kabil bir haberi yok idi. Ulan derim hiç utanmışsan, korkarım ha böyle cenabet de gelip sen bura. Vallahi dedi işte, bunun kefaresine kız çıkıyor ya da kalk kalk. Cenab-ı Hak seni uçacak, o zaman amirlerini inersin. İşte biz böyle milletin ara yerinde yaşıyoruz. Vaaz bunlara tesir eder. Cuma kutbası tesir eder. Yoksa Hazreti Ömer'in kılıncı tesir eder. Hazreti Ömer değil ki cemaati özünü bile muhasebe ederdi. Elinde bir kılınç var idi. Bir kamçiden beraber hafta ve hafta hesap ederdi. Ne kadar hayır edip ve ne kadar şer elinden çıkıp. Eğer şerri hayırından fazla olsaydı o kamçiyle Kur'an hakkı için bir taş bir camiadan çıkarıp atacak olursa bu ayetin şumuru sana var. وَمَنْ أَظْلَمُوا اَيْ لَا اَحَدٍ اَظْلَمَوْا مِنْ مَنْ o kimselerden مَنَغَ مَسَاجِدَ اللّٰهِ Cenab-ı Hakk'a olan secdegah yerini men ederse, yıktırırsa وَيُذْكَرَ ف۪يهَ اسْمُهُ o yerde ki Allah'ın ismi zikredilir kendisinde وَسَعَى ف۪ي خَرَابِهَا dünyada ondan zalim yok. Bu Kur'an böyle diyor, o benim özümden diyemiyorum. Eğer diyorsa o iman mırık diyelim, bir kere kavuzu görürsünüz. Vallahi kafir olur, vallahi talakı düşer, arvadı haram olur özümden. Tevbe edilmezse de, o halde ölürse de Müslüman tümmesinde de gönülmez. Nesli Kur'an-ı Celil budur. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللّٰهِ اَنْ يُذْكَرَ ف۪ي هَسْمُهُ وَسَعَى ف۪ي خَرَابِهَا اَيْ لَا اَحَدٌ اَظْلَمَ مِنْهُ ondan zalim yoktur ki bir cami'in haribe olmasına sa'y edesen yıkılasın. Memleketimizde Kal'ada Ulu Cami, Avcı Mahallesi'nde Halil Ağa Cami'i, Giryadi Mahallesi'nde Tokatlı Cami'i, bu camiler ne vakit yıkılırdı? Görmürdünüz ne şekilde yıkıldı, ne için tatil edildi? Neden? Cenab-ı Hak sormaz bunu. اِنَّمَا يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللّٰهِ مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا Cami'i kim tamir eder? مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ Onlar imanları var ki Cenab-ı Hak'ta. Namazlarını kılarlar, zekatlarını da verirler ve cami'in tamirine de sebep olurlar. Tamir de yalnız tamir-i maddi değil, tamir-i manevi de şarttır. Siz emin olun, bu ayeti kerimenin mefhumundan anlaşıldığına göre onlar ki gelmezler namaza, onlar ki namaz kılmazlar, onlar men amene billahi vel yevmil ahir derler. Çünkü Cenab-ı Hak buyurur, innemâ ya'muru kim tamir eder, kim gelir namaza, kim gelir cemaate, kim bir divarını doğurlar, men amene billahi vel yevmil ahir. Eğer etmediyse, demek ki men amene billahi vel yevmil ahir kelimesine dahil değil.
artık imkanımız kadarınca namazımızı, orucumuzu, abdestimizi, guslumuza dikkat edin. Guslederken bir mercimek kadarı bir yerimizde kuru kalsa guslumuz çıkmaz. Çıkmayınca da namazımız da batıl sayılır. Cüneyd Hazretleri radıyallahu teala anhu o da Bağdat'ta dayısı Seriyyus Sakati ile beraber ikisi bir yerde meşhundular. İkisi de evliya-i kiramdan idiler. Cüneyd Hazretlerine Mufti-i Taifeten diyordular. Hem cinne fetva verirdi, hem insa da fetva verirdi. Velakin hiç halletmez gibi ile semboliydi. Diyordu, ben bir mullahını bir siyemle sonra zümmenin cevabı verir. Cüneyd-i Bağdadi. Gözü ağrırdı. Bağdat'tan meşhur bir Mesihi doktor var idi. Gönderdi ardıyca dedi gözüm ağrırdı bir deva bilsin. Dedi devası budur budur. Ama gözüme su dekmesin dedi. Gözüme su dekse gözüm hiç iyi olmaz. Ebu Cüneyt'tir. Değil faraizi ikmal etmek ile, sünnetleri ikmal etmek ile bu dereceye ulaşır. Bu İslamiyet hep faraize kederdir. Peygamber buyurur, Cenab-ı Hakk'ın dilinden, biri benim kabrim geldikçe faraiz ve sünnetleri tatbik ede ede o kadar severim özünü, o kadar yakındı bana, gözü men olan, kulağı men olan Allah diyor bunu. Eli men olan, ayağı men olan, her şeyi men olan özüm için. Manası nedir? O manası bu da ki bu göz öyle. Yani o kadar bana ihlas ile ibadet eder, gözünü muhafaza ederim her bir günahtan, kulağını muhafaza ederim her bir günahtan, ellerini muhafaza ederim her bir hıyanetten, ayaklarını muhafaza ederim her bir harap yere gitmekten. Bütün ağzasını ben muhafaza ederim Cenab-ı Hak buyuruyor. Cüneyt radıyallahu teala anhu, faraiz ve nevafili ameliyen tatbik etmekle bu dereceye ulaştı. Çayhanalarda, kahvehanalarda laklakı çalmakla ulaşmadı. Cüneyt doktorun tavsiyesine ehemmiyet vermedi. O gidenden sonra ihtiyacı oldu. Taharet etti, abdest etti, gözlerinde yakadı o suyları. O su şifadı ha. Ama kimin abdesti? Benim sanığım yok. Buram benden sanığım yok, kararı valla. Ehli, ehli salahın abdestinin suyu vallahi aliyyil gamin şifadı. Yarın sisi geldi, baktı gözler açılıp katkı etti. Doktor Hake dedi, devakemin görüntülü bir tesiri olup gözlerime. Dedi, yok valla. Sen bana demedin, su vurma. Bir akizman su vurdum, dedi, ne iş? Dedi, bizim dinimizde abdest var, namaz var. Abdestine göre onları yakayım. Dedi, bu dinimizin bereketini dedi, ha. Dedi, böyleyse alın ver, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammedun Resulullah. Böyle tez Müslüman olurlar. O dediğim kimselerin abdestlerinin sularında şifa var.
Peygamber Efendimiz'in ettiği abdestin suyu tökülür diyere yok. Hiç. Hatta bir rivayette bavulunu içerdi gelip. Evuz yıkılmasına vallahi. Bizimkiler de zadede peygamberi sövgüller, şeriatı sövgüller, Kur'an'ı sövgüller, Allah'ı sövgüller. Bu da İslamiyet. İmam-ı Şafii Hazretleri Mısır'dayken bir rüya gördü. Rüyasında Fahri Alem Efendimiz'i gördü. Sallallahu aleyhi ve sellem. Dedi, haber gönder. Ahmed bin Hanbel Hazretlerine Bağdat'ta çok sürmez başına büyük bir bela gelir. O belaya sabır ve tahammül etsin. Çok ecir kazanır. Rüyada Fahri Alem İmam-ı Şafii Hazretlerine böyle emretti. Belayı gördü Ahmed bin Hanbel. Onun da tafsilatını size söyleyeceğim. İmam-ı Şafii kalktı bir mektup yazdı. İmam-ı Ahmed'e dedi ki rüyada Fahri Alem Efendimiz böyle bana emretti. Haberdar ol, büyük bir belanı karşılayacaksanız sabır ve tahammül ediniz, Cenab-ı Hak sizin için ecir yazar. Mektubu getirdi elçi, sükut getirdi İmam-ı Ahmed'in yanına, verdi özüne. Rüyanı gören İmam-ı Şafii kabili yalan olsun, haberi gören Fakir Alem Efendimiz'dir. Okuyandan sonra dedi, sana bir bahşiş vermek lazımdır. İmam-ı Ahmed dedi o elçiye. Dedi ki, dedi ki köneğim var. Birisini altan görmüşsen birisini islen. Nahsını veririm sana. Vallahi dedi ya imam utanırım, haya ederim diyeyim. O mübarek deruver degen köneği istirem ben. Kalktı soydu. Altaki köneği bahşiş olarak verdi o elçiye. Elçi geldi, gitti Mısır'a. İmam-ı Şafii Hazretlerine haber verdi. İmam sordu, dedi, sana bir bahşiş verdi, dedi. Ne verdi sana, dedi, bir körek. Dedi, darısına degen köreği yoksa üsttakine, dedi, darısına degen köreği, geri vermem. Geri vermem, dedi, sen ver elime. Aldı elinden bir fakir su getirdi. Bastı suya keyen özünü sıktı. Al dedi köreği. O suyu koydu. Ya da şahsına nasıl bir hasta için bir kazı yaparsan da Allah şahsına. Ulaika abai fazini bi mislihim iza jama'atna ya zarir el mecahla. Onlar bunlar indiler. Gelelim Ahmed bin Hanbel'in mihnetine, belasına. Mal esef aciz de olmamın içimizde bizim meslek te olan kitaplardan de haber olduğunuz için bazı mevzuları size anlatmak benim için çok müşkül olur. Maka haza muhtesaren diyelim belki Cenab-ı Hak da kalbimize, damağımıza girilir.